Alo. Şadi. Abi, hayırdır? Ya Betül'le Yıldız çok kötü kavga ettiler Şadi. E abi, sonunda o gün gelecekti işte. Geldi, ne yapalım? Ya ben uzun zamandır Yıldız'ı bu kadar sinirli görmedim. Yani çıldırmış gibiydi. Betül abi, Betül. Çıldırtır adamı, çıldırtır. Bence barışmaları çok uzun sürecek. Olsun be abi, biz de birazcık kafamızı dinleriz, ne olacak? Vallahi çok haklısın, doğru. Abi, bir şey diyeyim mi? Bak, çok yakında derhal bize de görüş yasağı gelir. Aman fark etmez canım, biz de söylemeyiz. Ha, hafta sonu buluşalım mı, yemek yeriz ha? Olur vallahi. Tamam, ben seni ararım. Tamam abiciğim. Kiminle yemek yiyeceksin Fikret? Bir arkadaşımla. Bir arkadaşım derken? Senin kadar sabıkalı birinden biraz daha açıklayıcı bilgiler beklemek hakkım sanırım. Tabii canım, ya bir arkadaşım yani, tanırsın onu da. Bahattin, hani şeyden, yat kulübünden. Yok, tanımıyorum ben öyle birini. Benim tanıdığım Bahattin, golf kulübünden arkadaşındı canım. Ben yat mı dedim, golf diyecektim. Yani golf kulübünden Bahattin, golfçü. İyi, onunla yemek yiyeceksen tamam o zaman. Tamam. Yıldız, senin canın çok sıkılmış gibi. Betül'ü de giderken gördüm. Yoksa sana bir şey mi yaptı? Yok, bu sefer ben bir şey yaptım Fikret. Ağzının payını verdim, gönderdim ama yeter artık yani. Ben de bir insanım. Kadının işi gücü benim arkamdan iş çevirmek canım. Tamam, tamam. Sakin ol, sakin. Ya sen de araya mesafe koy, görüşme. Öyle yapacağım zaten Fikret. Dayanamıyorum çünkü. Sen de bu arada Şadi ile anana mesafe koyacaksın. Şimdi Betül, Şadi'yi kullanarak bize yanaşmaya çalışacaktır. Aman, sakın Fikret görüşmeyeceksin. Tamam, bunları sonra konuşalım, tamam? Aa, Onur geliyor. Nasıl bu konuyu ne yapacağız Fikret? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Nasılsın oğlum? Fena değil. Dedim bir merhaba diyeyim. Odama çıkacağım, dinleneceğim, çok yorgunum. Bir dakika, önce biraz konuşalım. Yani galiba evlenmekten vazgeçmişsin. Annenle biz çok üzüldük. Evet oğlum. Seninle telefonda konuştuğumdan beri perişan haldeyim. Hiç mi umut yok? Şöyle bu işi bir baştan anlatsan bize. Nasıl anlatayım anne? Ben sizin gibi yalan söylemeyi beceremem ki. Yalan söylemeyi beceremem derken... yani şimdi bu ne demek? Bir daha bana yalan söylemezseniz sevinirim demek. Yani şimdi barışmışlar değil mi? Onu anladım. Evet. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetim.